Evet. Tedavisi olmayan hastalık gibi bir şey. Yapışıyor, gitmek bilmiyor. Önce zevk veriyor, sonra pişmanlık yaratıyor. Arkalarından konuşarak hoşlanmadığımız insanlara sevaplarımızı verip bir de onların günahlarını yükleniriz. Neden? Bir anlık sinir, kıskançlık, heves uğruna içimizdeki patlamaya hazır volkanları akıtıp rahatlamak isteriz. Oh be, rahatladım deriz şimdi. Üzerimizden büyük bir yük kalkar. Bir nebze de olsa vicdanımızı rahatlatmak için yüzüne de söylerim deriz. Aslında söyleyemeyeceğimizi de biliriz. Aklımıza bile getirmeyiz bir anlık hevesimizin, rahatlamamızın ebedi hayatta bizi nasıl yakıp kavuracağını. Kendi dillerimizle kendimizi yakmayalım. Tutalım şu dillerimizi. Binbir güçlükle kazandığımız sevaplarımızı kimselere yedirmeyelim. Yedirmediğimiz gibi kimsenin günahlarını da yüklenmeyelim. Herkes kendi günahlarının cezasını çeksin. Kıyamet gününde hiç kimseyle hesaplaşmak zorunda kalmayalım. Hele de sevmediğimiz kişilerle. Dilimizin ucuna geldikçe yutalım. Yutalım ki kurtuluşa erelim. Yutalım ki sonsuz huzura kavuşalım. Tutalım şu dillerimizi. Evet, selamun aleyküm, hayırlı günler. Konuya girdiğimiz zaman anlaşıldı, bugünkü konumuz gıybet. İnşallah bugün gıybeti işlemeye çalışacağız. Sizin de gördüğünüz gibi, seyrettiğiniz gibi küçük yazımızda gıybetin az da olsa zararlarına, gıybetin insana verdiği etkileri, tepkileri gördük inşallah hep beraber. Bugün Fatma hocamla beraber inşallah gıybeti işlemeye çalışacağız. Gıybet nedir? Gıybetin zararları nedir? Allah ve Resulü gıybet hakkında bizleri ne şekilde uyarmıştır ve ebedi hayatta bizi mahvedecek, maalesef mahvedecek ve birçok ibadetlerimizin yok oluşuna sebep olacak şeydir gıybet dedikodu. Evet hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyisiniz inşallah. İyiyim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim hocam. Programın başına girdiğimiz zaman konu anlaşıldı sanırım. Gıybetin çok zararlarını, gıybetin küçük bir yazıydı, çok hoşuma gidiyordu benim. Evet hocam, bugün inşallah sizinle beraber gıybeti işlemeye çalışacağız. Ben öncelikle Humeze suresiyle başlamak istiyorum. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Hani ayette buyuruyor Yüce Allah, mal toplayıp onu tekrar tekrar sayıp ve insanların arkasından insanlara kaş göz hareketleri eden Hümeze ve Lümeze'nin vay haline diyor Yüce Rabbimiz bize. Hümeze ve Lümeze. Hocam hani bilindiği üzere Hümeze arkadan gıybet eden, Lümeze kaş göz hareketleri ve mimiklerle insanlarla dalga geçmek anlamında geliyor. Ve yine devamında diyor ki, kella leyum bezenne fil hutame. Yüce Rabbimiz bize buyuruyor ki, hutame nedir bilir misiniz? Hutame, bu ayetin devamında bu yapanların hükmü bir nebze belirtiliyor. Deniliyor ki hutame cehennemde iki direk arasına kişinin bağlanması, bağlandıktan sonra ateşe verilmesi ve kapıların yüzüne kapanması. Yani o kadar büyük bir çaresizlik, o kadar büyük bir zavallılıktır. Evet. Gıybet edenin hali. Yani düşünebiliyor musunuz? Ta ki hani bu azaptan kişi nasıl kurtulabilir hocam? Mümkün değil. Mümkün değil. Sadece Allah-u Teala buyuruyor ki ben bile seni oradan kurtaramam. Ta ki kişinin hakkında, aleyhinde gıybet ettiği kişi gelip ona helallik vermeyene kadar. Yani bu kadar halimiz kötü. Allah-u Teala Hümeze'yi tarif ederken narullah diyor. Narullah mukadir. O gerçekten insanı dehşete düşüren bir sözdür. Allah'ın ateşi başka hiçbir yerde kullanılmamıştır Kur'an-ı Kerim'de. Bir tek orada kullanılmıştır. Orada kullanılmasının sebebi de insan onurunu ayaklar altına almaktan kaynaklanıyor. Çünkü Allah Teala insanı yüce bir şerefle yaratmıştır. Ve hiç kimsenin o onurla oynamasına müsaade etmez. Onun için de bu insan onuruyla alay eden insanlar, insanları küçük düşürenler Allah'ın ateşine girmeye müsait olmuşlardır. Ve onlara veil olsun. Evet. Yazıklar hocam, olsun. Bir de hani devamında diyor ya gıybet edenler, ölü eti yiyenler. Şimdi seyircilerimiz merak edebilir. Neden? Ölü etindeki maksat ne? Niye ölü eti deniyor? Hani gıybet edilen ortamda
kişinin gıyabında yapılan bir konuşmadır. Neden? Kişi kendini ne bir müdafaa edebilir, ne kendi hukukunu koruyabilir. Kişi istediği kadar konuşur fakat gıybet edilen kişi kendini hiçbir şekilde müdafaa edemez. Dolayısıyla orada hani ölünün yapamayacağı şeylerdir kalkıp kendini müdafaa etmesi. Çünkü ölü de gayiptir. Ölü de gayiptir. Orada gıybet edilen ölüye benzetilmiş. Dolayısıyla gıybet edenler de o kişinin etini yani ölmüş etini yemiş hükmünde sayılır. Zaten bir gün hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hureyre'den rivayet ediliyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabe meclisine gidiyor. Sahabe meclisine diyor ki gıybet nedir? Hep beraber diyorlar ki Allah ve Resulü daha iyi bilir gıybetin ne olduğunu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki gıybet kişinin bulunmadığı ortamlarda, gıyabında hoşuna gitmeyecek şekilde konuşulmasıdır diyor. Hemen oradan bir sahabe kalkıyor. Ya Resulallah diyor. Peki bu konuştuklarımız gerçekten o kişide varsa da gıybet olur mu diye sorduğunda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki zaten asıl gıybet odur. Asıl gıybet odur. Eğer kişide gerçekten yoksa sen bühtanda bulunmuş olursun. Yani iftira etmiş olursun. Yani düşünebiliyor musunuz? Hem gıybet hem iftira etmiş oluruz. Eğer kişide bu hasletler yoksa. Evet, bu toplumumuzda bilinmiyor. Herhalde o toplumda da öyle olduğu için hemen insanlar kendini savunmaya geçiyor. Bu anlattıklarım zaten o kişide var. Sanki bu bizi mazur gösterecekmiş gibi. Hayır, öyle değil. Peygamber Efendimiz açıklığa kavuşturmuştur. Esas gıybet, kişide var olan şeyi onun arkasında hoşuna gitmeyecek şekilde bahsetmek. Deşifre etmek. İsterseniz ayetlerle girdiniz. Biz hemen Hucurat suresinden devam edelim. Çünkü orada Allah Teala gıybetin ne kadar bize büyük bir şeye mal olacağını çok güzel ifadelerle belirtmiştir. Bu sure gerçekten Hucurat suresi ben kardeşlerimin tanımasını diliyorum. Zaten hocam gıybet dendiği zaman hemen akla gelen en belirgin ayetlerden biridir değil mi Hucurat evet. suresi? Çok belirgin bir şekilde Yüce Rabbimiz o kadar güzel bir şekilde ifade etmiştir ki hani az önce siz dediniz ya zaten deniliyor ki o kişide zaten var gıybet sayılmaz ki. Hocam sizler de Kur'an kursunda görev yapıyorsunuz. Bu sorular bizlere çok geliyor. Hani kayınvalide, gelin, görümce, işte hatta bana iki gün öncesine kadar bir soru geldi. Hocam işte kayınvaliden bana şunları yaptı ama gıybettir. Hani arkasından konuşursan senin de ondan bir farkın kalmaz. Eğer sana gerçekten zarar vermişse bir farkın kalmaz. Ama hocam diyor gerçekten o kişide bu hasletler var. Ben de dedim ki zaten gıybetin aslı budur. Evet. Kişide olup arkasından bu hoş olmayan davranışları senin anlatman, hani tecessüs etmen, gizli kusurlarını ortaya vermendir. Dinleyelim size. Ayet-i Kerime'de Hucurat suresi 12. ayet-i Kerime'de 16 değil mi? 16. ayet-i Kerime'de Hucurat 12 hocam. 12 mi? Evet. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ben yanlış yeri açmışım galiba o yüzden ayet numarasını yanlış söyledim çok affedersiniz hocam şey hani ey iman edenler evet. zannını ya eyyühellezine amenü içtenibü kethiyoran minavvan ey iman edenler zannın birçoğundan sakının bu ayet-i kerime 12. ayet-i kerime birçok bize zarar verecek birçok haset üzerinde duruyor ve onları yasaklıyor. Özellikle ilk başta zandan sakınmamız gerektiğini söylüyor. Çünkü gıybet, zan, tecessüs birbiri içerisine girmiş çok kötü huylardır. Ve biri diğerini doğuruyor. Dolayısıyla ilk etapta Allah Teala zandan sakınmamızı istiyor. Ve diyor ki o zannın birçoğu bir kısmı zararlıdır, büyük bir günahtır. İnne ba'da zanni itm. O zannın birçoğu büyük bir günahtır. Zan ne demektir? Zan gerçeğe dayalı olmayan, gözümüzle görmediğimiz, kesinlik ifade etmeyen bilgidir. Tahmin yürütmektir. Hocam şey gibi, günümüzde ön yargı. Ön yargı da olabilir ya da tahmin. İşte bir kişiden eğer bir takım şeylerden şüphelenirseniz, işte muhakkak o bunu yapmıştır. Mesela diyelim ki iki kişi gizli konuşuyorsa, acaba benim mi dedikodumu yapıyorlar diye tahminde bulunmak zandır.
Halbuki biz ne yapmamız lazım? İyi zanda bulunmamız lazım. Bu kötü zandır. Bu kötü zandır. Çünkü Allah Teala dolayısıyla demiştir ki zannın bir kısmı büyük bir günahtır. O günah olmayan kısmı nedir? İyi zan. Hüsnü zan dediğiniz iyi yönde yormaktır. İşte o bizden istenen odur. İyi zanda bulunmaktır. Vela tecessesu. Tabi biz dedikodu üzerinde daha fazla duracağımız için bunu kısaca geçiyoruz. Ve arkasından da vela tecessesu. Tecessüs etmeyin. Casusluk da buradan geliyor. Evet. Kişinin özel durumlarını araştırmayın. Size lazım olmayan şeyin peşine düşmeyin ki bu başka bir ayet-i kerimede de yine Allah Teala bilgin hakkında bilgin olmayan şeyin peşine düşme. Sana lazım olmayan bilginin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kuat, yürek bütün bunlardan sorguya çekilecektir, sorumludur. Dolayısıyla bize lazım olmayan, bize herhangi bir faydası olmayan bir bilginin peşine düşmeyeceğiz. Bu da nedir? Kardeşimizin özel hayatıdır. Biz meraklıyız. Genelde merak ederiz. Eğer bir gizli bir şey varsa, bir bilgi varsa hemen onun peşine düşeriz. Onu anlamaya çalışırız. Eğer komşumuzun evinden bir ses geliyorsa, misafir gelmişse merak ederiz. Ve bu merakımız bilmiyoruz ki bize nelere mal olacak. Çünkü o merak ettiğimiz bilgiyi öğrendiğimiz anda belki dedikoduya da mahal verecektir. Ne olacak? İşte belki eşiyle bir kavgası, bir gizli bir konuşmasına tanık olduysak eğer, kulak kabartıp tanık olduysak, onu yanı başımızdaki diğer bir kardeşimize de anlatma ihtiyacı duyacağız. Çünkü biz insanlar bir bilgiyi çok fazla tutamıyoruz. Onu ifşa etme ihtiyacı duyuyoruz. Onun için bu tür durumlarda duymamak için aslında çaba göstermemiz lazım. Biz genellikle duymak için çaba gösteriyoruz. Hatta gerekiyorsa başka bir odaya geçip de çünkü hani empati kuracağız. Ben de onun yerinde olabilirim. Evet. Her evde huzursuzluklar, tartışmalar olabiliyor. Hemen başka bir odaya gidip hatta gerekiyorsa aileyi de o taraftan uzaklaştırıp da o insanların özelliğini duymamak için gayret etmeliyiz. Yani ama duymak biz tam tersini yapıyoruz. Tam tersini eğer bir bilgi varsa susturuyoruz. Televizyon şeyse kapatıyoruz. Hatta duyalım diye. Hatta şunu bile ben duymuşum. Başını yere ben bunu duydum bilhassa. Başını yere koyup da İşte net duyamıyorum, daha iyi duyabilmek için bardak kullanmak, kafamı yere, duvara dayamak, daha iyi, daha net anlayayım diye gayret ediyoruz ki Allah muhafaza. Evet. İşte bu arkasında neye götürüyor bizi? Tecessüs, gizli yönlerini ortaya evet, çıkarıyor. O zaten bir günah, o çok büyük bir günah. Ayrıca eğer onu yaptığımız zaman o edindiğimiz bilgi bizde durmayacak. Çünkü biz onu muhafaza etme gücüne sahip olamayabiliriz. Ne yaparız? Konu geçtiği zaman... İşte ben de şunu duymuştum diye onu ifşa etme gibi bir tehlikeyle de karşı karşıya kalabiliriz ki o zaman da işte o gizli sırrı açığa çıkarmış oluruz. Arkasından konuşma gibi bir büyük bir günahın içerisine de girme ihtimalimiz vardır. Evet. Bu konuda bu ayetle ilgili Hazreti Ömer'den nakledilen bir haber var. Hazreti Ömer halifeliği döneminde etrafı geziyor. İşte hani hoş olmayan bir durum var mı yok mu diye. Böyle bir gecede bir ailede, bir evde çalgı sesleri duyuyor ve sanki içki içildiğini, sanki işte müzikli bir eğlence yapıldığını anlıyor ve pencereden atlayarak o kişiyi suçüstü yakalıyor. Ve diyor ki ey diyor Allah'ın düşmanı sen diyor içki içiyorsun diyor. Sana had uygulayacağım. Adam da çok ürperiyor ve hemen Hazreti Ömer'e cevap veriyor. Diyor ki ben diyor bir günah işledim diyor ama bunu gizli işledim. Ama sen birçok günah işledin. Ne yaptın? Tecessüs ettin diyor. İşte ayeti delil getiriyor. Evet. Diyor ki sen tecessüs ettin. Yani benim gizlimi araştırdın. Bu bir. İkincisi Allah Teala Nur suresinde evlere kapılarından girin demesine rağmen sen benim pencerenden gizlice girdin. Bunu da ihlal ettin diyor. İkincisi. Evet. Yani bu şekilde diyor sen daha büyük bir günah işledin. O zaman Hazreti Ömer hatasını anlıyor ve diyor ki ben diyor bu hatamı anladım. Sen beni affet diyor. Ben de sana hak uygulamaktan vazgeçtim. Çünkü sen gizli yaptın bu günahı. Evet. Ve bu şekilde ikisi de birbirlerine ne söz veriyorlar. Bir daha bu tür
davranışlar içerisinde girmeyeceklerine dair. Evet. Demek ki biz Kur'an-ı Kerim'i iyi bildiğimiz zaman Kur'an-ı Kerim bizi kötülüklerden alıkoyuyor. Ama biz genelde bu tür davranışları birbirimize uyarırken bile Kur'an'dan çok uzak bir şekilde uyarıyoruz. Ama sahabelere baktığımız zaman sahabeler birbirlerini Kur'an'la uyarıyorlar ki Kur'an kendinde de bu özellikle belirtilmiştir. Onları Kur'an ile uyar diye. Kur'an ile uyardığımız zaman insanların nefislerinin ön plana çıkması mümkün olmuyor. Çünkü Allah'ın kelamıyla uyarılıyor. Çünkü Allah uyarıyor onları. Yani o kişinin işte nefsinin kabarması olayı çok mümkün olmuyor. Onun için de ben daima dedikodu noktasında da insanların birbirlerine ayet kelimelerle uyarmasını tercih ediyorum ve bunu salık veriyorum. Çünkü biz işte bak sen şu anda bir günah işledin, dedikodu yaptın dediğimiz zaman o insanlar hemen kendini savunmaya geçebilir. Ama Kur'an-ı Kerim'le onları uyardığımız zaman, Allah Teala böyle söylüyor, Peygamber Efendimiz böyle söylüyor dediğimiz zaman o insan tabii ki Allah'ın ve Resulünün önüne geçme gibi bir cesaret gösteremeyecektir eğer mümin ise. Hemen arkasından bu tecessüs olayından sonra وَلَا يَغْتَبْ بَعْضَكُمْ بَعْضًا birbirinizin dedikodusunu yapmayın. Birbirinizi gıyabında çekiştirmeyin diye Allah Teala yine bir emirle yani olumsuz bir emirle bizi bundan nehyediyor ve arkasından dedikodunun ne, bize neye mal olacağını çok vurgulu sözcüklerle ifade ediyor. Bakın اَيَّحِبُّ اَحَدُكُمْ hiçbiriniz sever mi, ister mi? اَيَّأْكُلَ لَحْمَنْ اَخِيهِ مَيْتَ hiçbiriniz ölmüş olan kardeşinizin etini yemek ister mi? Bunlar çok etkili ifadeler. Sonra arkasından tekerihtumu tiksindiniz değil mi? Ben daima bunu söylerim. Bu ayet-i kerimeyi okuduğunuz zaman şunu yapın lütfen. Dedikodusunu yaptığınız insanları hayalen ölmüş kabul edin. Onun işte bir masanın üzerinde uzandığını, öldüğünü farz edin. Hayal edin bunu. Ve hayalen o kişinin etini dişlerinizle parçaladığınızı ve yediğinizi düşünün. Bunu söylediğim zaman hatta ben bunun gerçekten insanların bunu hayal etmesi için öğrencilerime bunu yaptırdım. Gözlerinizi kapatın ve bunu hayal edin dedim. Hepsinin yüzü o kadar çirkin bir hal aldı, o kadar dehşete kapıldılar ki bir daha yapmayacağız diye söz verdiler kendilerine. Yani benzetme gibi geliyor. Hayır. Böyle etini yemek benzetme gibi geliyor belki ama hani Peygamber Efendimiz anlatıyor. Hani, Salman Farisi'yle yaşayan üç tane sahabe beraber. Bu ayetin inisiyle. Sahabeler işte beraber yaşıyorlar. Bir gün diyorlar ki Selman gidip bize biraz katık getirir misin? Selman bir yerde hani geç kalıyor. O iki tane sahabe ne diyor? Bak yine Selman bir yerde uyukladı kaldı. İşte tembellikle itham ediyorlar. Birkaç bir şey söyledikten evet. Sonra neyse Selman geliyor. Peygamber Efendimizin yanına katık istemeye. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki ne katığı? Onlar yediler yemeklerini. Selman da gidip aynısını sahabelere söylüyor. Sahabeler vallahi biz bir şey yemedik deyip gelip Peygamber Efendimiz'e anlatıyorlar. Bugün bizim ağzımıza hiçbir katık girmedi diyor. Hatta Peygamber Efendimiz'in zamanında bu bilhassa yaşanmış. O ağızlardan gelen çiğ et kokusunu bile Peygamber Efendimiz hissetmişti. Bizzat o sahabeler zamanında hani artık bizim zamanımızda kalpler katılaşmış. Ölüm korkusunu o kadar böyle şey yapmışız ki nasıl desem. Çok ciddiye almadığımızdan bunları da artık hissedemez olduk. Yani İslamiyet'i, dinimizi biraz belki daha... Belki alıştık diyelim. Belki de hani alıştık, o kokuya da alıştık. Artık o kadar fazla yapıyoruz ki o kokuya da alıştık ki bu... Daha korkunç. Kesinlikle zaten bu dehşet olayla alakalı bir şey daha anlatacağım. Hazreti Enes anlatıyor. Bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'a çıkarken
bir kavme rastlıyor. Tırnakları bakırdan olan bir kavme. Bu kavim kendilerini tırnaklarıyla yüzlerini, gözlerini parçaladığını görüyor Peygamber Efendimiz. Cebrail Aleyhisselam'a soruyor. Bunların hali nedir? Bunlar hangi gruptur? Kimlerdir diye sorduğu zaman Cebrail Aleyhisselam buyuruyor ki bunlar ırzlarını, şereflerini payimal edenler ve aynı zamanda gıybet edenlerdir diyor Peygamber Efendimiz'e. Ve hemen arkasında yine bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oturuyor, kadının biri geliyor müşkilatını Peygamber Efendimiz'e bildirmek üzere, bir sıkıntısı var. Geliyor, Hazreti Ayşe de Peygamber Efendimiz'in yanında oturuyor. Daha sonra kadın çıkıp gittikten sonra müşkilatını, işini hallettikten sonra çıkıyor gidiyor. Hazreti Ayşe diyor ki, ya Resulallah kadının boyu ne kadar kısaydı. Peygamber Efendimiz'in orada yüzünün rengi değişiyor. Ya Ayşe sen ne yaptın diyor. Kadının ölmüş etini yedin, gıybet ettin diyor. Gıybet edenin akıbeti de çok kötüdür ya Ayşe diyor. Hemen Peygamber Efendimiz sıralıyor. Birincisi gıybet edenin duası kabul olunmaz. İkincisi gıybet edenin hayrı hasenatı hiçbir şekilde kabul olunmaz. Ve yine üçüncüsü gıybet edenin günahları birikir, birikir, birikir. Bir günah yumağı haline gelir hayatı. Ve yine devamında Allah-u Teala buyuruyor ki, bundan sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, bu insanları saydıktan sonra Hazreti Ayşe diyor ki, en iyi insan kimdir biliyor musun? Mümin kimdir biliyor musun? Kimdir diyor ya Resulallah? Elinden, dilinden zarar görmeyen saim insanlardır diyor. Bizler de böyle olalım. Yani elinden, dilinden zarar görmeyen. Bir de hocam günümüzde öyle bir şey ki yani ağızla konuşulduğu zaman tamam gıybettir. Hani mimik yapıldığı zaman sanki gıybet anlamına gelmiyor. Fakat bu Hümeze suresinde hani başında okuduğumuz gibi Hümeze ve Lümeze. Kaş göz hareketi, hani Lümeze'ye giriyordu ya, kaş göz hareketi, mimik, bir de toplumumuzda şöyle bir inanış da var, o da yanlış bir inanıştır. Gıybet edilen ortamda oturuyorum, konuşuluyor fakat evet. Ben katılmıyorum, hocam, ben konuşmadım. Hocam ona sonradan girelim isterseniz, hani gıybetin sınırlarını çizelim. Sınırlarını, buyurun, evet, tamam. Hazreti Ayşe'nin söylediği sözden sonra Peygamber Efendimiz, o söylediği sözün ona neye mal olacağını ya da onun ne kadar korkunç bir şey olduğunu ifade etmek için şunu söylüyor. Diyor ki senin söylediğin şu söz tecessüm etse ve denize damlasa o deniz kirlenir. Safiye'nin onun çirkinliğinden kirlenir diyor. Yani bu biz sözlerimizin bize neye mal olacağını farkında değiliz. O sözlerin bize Allah katında değerimizi ne kadar düşürdüğünün de farkında değiliz. Söz ağzımızdan çıkıyor ama biz hayatımıza öylesine devam ediyoruz. Yani söylediğimiz sözü kulağımızın duyması lazım. Allah Teala o sözü, söz hakkında ne söylüyor? Bunları bilmemiz lazım. Çünkü zaten hani Peygamber Efendimiz diyor ya, birisi soruyor ona, diyor ki ne yapayım diyor ya Resulallah. İyi olmak için ne yapayım diyor. Allah katında beni iyi yapacak bir amel söyle bana diyor. Peygamber Efendimiz mübarek dilini tutuyor iki eliyle ve diyor ki bunu tut. Dilini tut. Yani ne geliyorsa bize zaten dilimizden geliyor. İşte ben özellikle bu hiçbiriniz ölmüş olan kardeşinizin etini yemek ister mi demesi, siz de dediniz ya, aslında bu hayal gibi geliyor ama gerçek. Çünkü manen aslında ben hep diyorum ya, bunu hayal edin. Hayal edin, kimin dedikodusunu yaptınız ise en son o kişiyi ölmüş hayal edin ve onun tıpkı bir vahşi bir hayvan gibi, tıpkı bir akbaba gibi o ölmüş olan kardeşinizin leşini didiklediğinizi, parçaladığınızı düşünün. Bir de hocam, gerçekten bu böyledir. Yani biz bunun hayal olduğunu düşünüyoruz ama biz ayetleri ruhumuza işlemiyoruz. Dudaklarımız söylüyor, dilimiz evet. Söylüyor. Yani eğer kalplerimize işlese, bunun gerçek manada, manen aslında biz dedikodu yaptığımız zaman, manen vahşi bir hayvan gibi o kardeşimize saldırdığımız evet. Bir gerçektir. Dolayısıyla manevi bir vahşettir bu ve bizi manen canavar haline getirir bu davranış. Manevi olarak biz canavarlaşıyoruz. O biraz önce bahsettiğiniz Selman-ı Farisi'nin başından geçen olay da zaten bu surenin iniş sebebidir. Ve o kişi, o iki kişi
Hazreti Selman'ın dedikodusunu yaptıkları zaman Hazreti Peygamber onlara diyor ki sizin ağzınızdan et kokusu alıyorum, siz et yediniz. Evet. Onlar da diyor ki biz et yemedik. Biraz önce diyor kardeşinizin etini yediniz. Evet. Biraz önce onun dedikodusunu yaparak onun etini yediniz. Yani direkt olarak yediniz diyor. Yani yemiş gibi falan oldunuz demiyor. Yediniz. İşte burada da diyor ki hiçbiriniz ölmüş olan kardeşinin etini yemek ister mi? Bütün bunları hayalimizde canlandırdıktan sonra eğer biz gerçekten ayetleri ruhumuza işliyorsak Allah Teala arkasından diyor ki fekerihtumu, bunu duyduktan sonra tiksindiniz değil mi? Tiksinmez miyiz? Yani kim ister ki leş yesin? Hele hele kardeşinin leşini. Kim ister ki yesin? Hemen arkasından madem ki tiksindiniz o halde innallâhe tevvâbe rahim. O halde tevbe edin. Çünkü Allah tevbeleri kabul edendir. Rahimdir. Çünkü bu tövbe edilecek bir davranıştır. Peki acaba niçin bu kadar Allah Teala korkunç olarak bize sunuyor bu davranışı? Gerçekten çok korkunçtur. Bunu bilmek için Hucurat suresinin aslında tamamını çok iyi anlamak lazım. Hemen bir önceki sayfada Allah Teala innemel mu'minune ihvet. Bütün müminler kardeştirler. Kardeş olmaktan başka bir şey değiller diyor Allah Teala. Üstelik o kadar kesin bir ifade kullanıyor ki innemel mu'minune ihvet. Kardeş olmaktan başka bir şey değiller. Çünkü niçin acaba dedikodu bu kadar zararlıdır? Dedikodu, zan, işte tecessüs. Niye? Çünkü kardeşliği zedeliyor. Kardeşliği ortadan dostluğu kaldırıyor. Dostluğu bitiriyor. İnsanlar arasındaki güveni sevgiyi bitiriyor. Güveni ortadan kaldırıyor. Yani bütün bunlarda. Çünkü kardeş olmak İslam ümmetinin olmazlarından birisi. Temellerinden birisi. Eğer kardeşlik yıkılırsa ümmet oluşmaz. Ümmet olmaz. Yani hani Peygamberimiz diyor ya müminler bir vücudun azaları gibidirler. Nasıl ki bir ağza yaralandığı zaman, acı çektiği zaman diye bütün ağzalar da aynı şekilde acı çekerler. Müminler de öyledirler. Bir mümin bir zarara uğradığı zaman diğer müminlerin de kalbi sızlamalıdır. Acı duymalı. Yani acı şimdi duymalı. Bizler gıybet ettiğimiz zaman muhakkak ki o gıybet ettiğimiz kişiye bir şekilde gıybet ettiğimiz, onun hakkında gıyabında konuştuğumuz bir şekilde ona ulaşıyor. Ve sizin dediğiniz gibi de dostluklar, sevgiler bitmiş oluyor. Ve hani yazımızın, programımızın başında bir yazımız vardı, okuduk. Hani diyor ya, ben gıybet ettim ama kişinin yüzüne de söylerim. Bugün kaç kişi yüzüne söyleyebiliyoruz ki? Zaten yüzüne söyleyebilecek büyüklükteysek gıybetini yapmayız. Evet. Hani başka bir söylemde diyor ki, büyük insanların, şerefli insanların, aklı başında olanların yapacağı şey değildir gıybet. Hani sahabe zamanında ölüm ayeti indikten sonra insanları öyle bir hal alıyor ki gıybet etmek bir yana dursun, insanların ahirete çalışma modu daha fazla şey yükseliyor. Daha fazla ahirete çalışmaya başlıyorlar. Hani Lokman Hekim'e soruyorlar, sen bu dereceye, bu rütbeye nasıl erdin? Kimsenin gizlisine, kimsenin saklısına karışmadım. Beni ilgilendirmeyen hiç kimsenin işine karışmadım diyor. Evet. Ama şimdi günümüzde maalesef hem gıybet ediyoruz, hem gıybet edilen şeyi başka yere taşıyoruz. Allah muhafaza dedikodu oluyor, gıybet yapıyor. Yani az önce sizin ara bozuculuk, yani o kadar ucu farklı yerlere dokunuyor ki maalesef, yani arkasından söylüyoruz, yüzüne de söylerim. Bence yüzüne söyleyemeyiz. Aslında bu çok büyük bir yanılgıdır. Şeytanın belki yaklaşmasıdır, yüzüne söylerim. İyi ki bu konuya girdiniz. Çünkü insanlarımız genelde hani uyarıldıkları zaman özellikle ben dedikodu yapmıyorum, ben onun yüzüne de söyledim. Gerçekleri ya söylüyorum. Ya söylerim veya söyledim diyor. Ben bunu onun yüzüne de söyledim. Eğer yüzüne söylediyseniz onu uyardınız. Bu güzel bir şey. Müminin mümine hani ayna olması ya da müminin velisidir. Birbirlerine iyiliği emreder, birbirinden kötülüğü nehyeder. Bu güzel bir şey, bunu yaptınız. Hı hı. Ama bunu yapmanız onun arkasından aynı şeyi söylemenizi gerektirmez. Hayır, tekrar söylediğiniz kul hakkı tekrar yenileniyor. Bu dedikodu olmayı kaldırmaz, ortadan evet. Kaldırmaz. Çünkü dedikodu Peygamber Efendimiz'in açık ifadesiyle nedir?
kardeşinin arkasından onun hoşlanmadığı şekilde konuşmandır. Kendinizi o kardeşinizin yerine koyun. Yüzünüzde söyledi, sizi uyardı. Siz de teşekkür ettiniz veya kızdınız, her neyse. Sonra duydunuz ki aynı şeyleri bir de arkanızdan konuşuyor. Siz gidip ona hesap sormaz mısınız, demez misiniz? Sen bana söyledin. Daha niye gidip başkalarına beni küçük düşürecek şekilde konuşuyorsun? Evet. Bunu demez mi? Tabii dediği ki zaman ahirette siz ona ne cevap vereceksiniz? Allah Teala sizi sorguya çektiği ya, zaman. Kişi de affetmezse, vay o kişinin halini yani, zaten hocam, affedip affetmemesi de aslında çok problem değil. Çünkü İslam toplumunda güven ortamı kalkıyor ve kişiler artık birbirlerine güvenmiyorlar. Dünyevi boyutu ama ahiret evet. boyutu da çok yüksek. Yani geçen bir yazı okudum, ben çok etkilendim. Hoca Efendi'nin bir yazısında diyor ki eğer üzerinizde haklar varsa, ben çok böyle hayrete kapıldım. Üzerinizde haklar varsa o kişiye ulaşamıyorsanız, o kişinin ucunu kaybettiyseniz, adresini kaybettiyseniz gerekirse gazeteye, gerekirse televizyona şey verin diyor. Utanmayın, ilan verin diyor. Çünkü o dünyaya o hakla gittiğiniz zaman cebleriniz bomboş olacak. Hiçbir ameliniz olmayacak ki zaten bir kişi Sırat Köprüsü'nde Allah-u Teala onu bütün günahlarından evet. affetmiştir. Fakat bir yerde Sırat'ta takılmıştır, cennete ulaşamamıştır. Hemen sebebi soruluyor. Nedir bu diye sorulduğu zaman Allah-u Teala cevap veriyor. Hemen şeyleri çağırın diyor. Şu hak sahiplerini çağırın, bakın. Hak sahipleri gelmeyene kadar kişi sıratını bile geçemeyecektir. Evet. Ve yine amel defteri açıldığı zaman da kişi bakacak ki amel defterinde hiçbir yaptığı sevabı yok. Nerede diyecek? Cenab-ı Hak diyecek ki, Yüce Rabbimiz diyecek ki, hatırlasana sen şu konuşmaları yaptın falan filanı çekiştirdin. Senin sevaplarının hepsini otomatikman biz onlara geçirdik. Ama hocam en acıklısı da tamam sevaplarını verdin, verdiğin kişinin halen onu kurtarmıyorsa, ona yetmiyorsa bu sefer onun günahlarını yükleneceksin. Bu beni çok korkutuyor. Tabii, çok korkutucu bir şey. Hadis-i Şerif'te Peygamber Efendimiz buyuruyor ki müflis kimdir bilir misiniz? Evet. Ashab diyor ki Allah'ın Resulü daha iyi bilir. Buyuruyorlar ki müflis aslında ticareti kesada uğrayan kişi değil. En büyük müflis şudur. Ahirete gider, bakar ki çok güzel sevapları var. Sevinir. Evet. Ve işte çok mutlu olur bunları yaptığı için, bu güzel şeyleri yaptığı için. Ama daha sonra terazi kurulur ve hak sahipleri haklarını almak için gelirler. Yavaş yavaş işte o sevapları, o dedikodusunu yaptığı, çekiştirdiği, belki kıskandığı, kıskançlığından dolayı arkasından bir şeyler söylediği kişilere geçmeye başlar. Ve yavaş yavaş biter. Bütün o güzel amelleri başkalarına devrolur. Daha sonra bakar ki hiçbir şey kalmadı elinde. Ama hala alacaklılar var. O zaman o alacaklılar onların günahları onun sırtına binmeye çok başlar. Güzel. İşte gerçek müflis budur diyor Peygamber Efendimiz. Dilerseniz ayete devam edelim. İnnemâ l-mü'minûne ihvetün. Madem ki müminler kardeşten başka bir şey değiller, فَاَصْلِحُوا بَيْنَا خَوَيْكُمْ. O halde kardeşlerinizin arasını düzeltin. Yani kardeşlerinizin arasını bozmak bir yana, çünkü onlar bozuyor. Bütün bunlar kardeşlerimizin arasını bozuyor. Siz kardeşlerinizin arasını düzeltin. وَاتَّقُوا اللّٰهِ لَاَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Eğer merhamet edilmek istiyorsanız Allah'tan korkun ve bunu yapın. Eğer bunu yapmazsanız demek ki siz Allah'tan korkmuyorsunuz manasına geliyor bu. Sonra hep dikkat ederseniz ya eyyühellezine amenu diye başlıyor ayetlerimiz. Çünkü Allah Teala bu sıfatla bize seslenerek aslında şunu söylüyor. Siz iman etmişsiniz. Siz başka insanlar gibi değilsiniz. İman sizi bir araya getirdi. İman etmekle bütün bu davranışlar birbirine yakışmıyor, uymuyor. Madem ki iman ettim diyorsunuz, imanınıza uygun davranın. Ya eyyühellezine amenu لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ. Bir kavim bir başka kavimle alay etmesin. Belki de asa اَيَّكُنَ خَيْرًا مِنْ. Belki de o alay ettiği kavim kendisinden daha hayırlıdır. Sonra وَلَا نِسَانْ مِنْ نِسَانْ. Bir kadın da başka bir kadınla alay etmesin. اَسَا يَكُنَّ خَيْرًا مِنْ.
Belki de o alay ettiği kadın kendisinden daha hayırlıdır. Yani bütün bunlar aslında yüzümüzü kara çıkaracak şeylerdir. Allah Teala bizi aslında ahirete götürüyor bir şekilde. Belki de o kadın ondan daha hayırlıdır diyerek aslında şunu söylemiş oluyor. Ahirete gideceksiniz, yüzleşeceksiniz. Belki o kadın sizden daha yüksek bir derece elde etmiş olacak. Ya da o alay ettiğiniz kavim sizden daha yüksek bir mertebede olacak. O zaman haliniz nice olacak. O zaman sizin yüzünüz kara olmayacak mı, demeyecek misiniz? Ben bu insanla alay ettim ve açığa çıkmayacak mı bu yaptıklarınız? Ve siz o zaman haliniz nice olacak. Yani bu dünyada yaptığımız hataları, konuşmaları, tavırları gelecekte, ahirette bütün bunların açığa çıkacağını düşünerek o tabloyu gözümüzde canlandırarak bunlardan vazgeçmemizi Allah Teala istiyor bizden. وَلَا تَلْمِزُوا اَنْفُسَكُمْ Nefislerinize zulmetmeyin bu şekilde. وَلَا تَنَبَزُوا بِالْاَلْقَابِ Birbirinizi kötü lakaplar takmayın. Bu da çok önemli. Bu da dedikodu içerisine giriyor. بِيْسَلْ اِسْمِ فُسُوقُ بَعْدَ الْاِيمَانِ İmandan sonra fısk ne kadar kötü bir isimdir. Bu da gerçekten bizi kendimize getiren bir ifadedir. Demek ki kötü lakap takmak, arkadan konuşmak, alay etmek, bütün bunlar fısktır. Halbuki biz fısk ne kadar kötüdür bizim için, değil mi? Fısktan kaçarız. Evet. Hani de fasık deriz, yani sevmediğimiz insanlara fasık deriz ya da işte İslam dışı bir takım davranışlar içerisine giren insanlara fasık deriz. Ama Allah Teala bütün bu davranışları fısk olarak adlandırıyor ve diyor ki ikisini ayırıyor. İslam'dan sonra fısk ile adlandırılmak ne kadar kötüdür. Eğer siz bunları yaparsanız Müslüman olduktan sonra fıskı tercih etmiş olacaksınız. Bu kadar korkunç. Hiç fasık olmak ister misiniz? O halde bütün bu davranışlarınızın sizi fıska götürecek kadar ciddi davranışlar olduğunu aklınızdan çıkarmayın ve bir an önce tövbe edin. Evet. Çünkü her iki ayette Allah Teala bizi tövbeye davet ediyor. وَمَنْ لَمْ يَتُبْ Kim tövbe etmezse bütün bu yaptıklarından sonra, bütün bu saydıklarımızdan veya hatta hani zaman dar olduğu için kısaca geçiyoruz. فَاُولَٰئِكَ هُمَ الظَّالِمُونَ İşte onlar zalimlerdir. Bütün bu davranışlar zulümdür ve Allah Teala bizi tövbeye davet ediyor. Evet. Tövbe etmemiz gerekir. Yani eğer biz ciddi insanlarsak, ciddi müminlersek, gerçekten gerçek manada müminsek, o zaman bu ayetleri duyduktan sonra bu davranışlarda bulunmuş ise ki bulunmuşuzdur hepimiz, evet. Hemen tövbe etmemiz lazım. Ve bir daha da bu davranışlara dönmemek için Allah söz verdi. Söz vermek bir de hani ortamlarda hani gücünüz yettiği müddetçe eğer bir ortamda Allah'ın hoşuna gitmeyen bir durum varsa ki şimdiki konuştuğumuz konuya bakacak olursak gıybet ediliyorsa o ortamda yanımızda olmayan bir üçüncü şahıs, dördüncü şahsın gıybeti ediliyorsa ortamı da rencide etmeden yani rencide derken hani bazen bizim riya denen olayımız şey öne çıkar. Uyarı yapayım derken kendimizi bir an öne çıkarmak yani Allah muhafaza orada da farklı bir durum ortaya tabii. çıkıyor. Hani en hayırlı insan odur ki ortamın farkına varmadan meseleyi değiştirebilmek. Evet. Hani diyor ya gücünüz yetiyorsa elinizle, gücünüz yetiyorsa dilinizle, hiçbirine gücünüz yetmiyorsa kalbinizle buğz edin. Allah'ım ben istemiyorum fakat halen devam ediliyor. Eğer gücünüz yetiyorsa ki o ortamı da terk edin. Gücünüz yetiyorsa. Çünkü orada Allah'ın hoşuna gidilmeyen bir şey söz konusu. Evet. Ve yine hocam az önce hani değinmiştik ya gıybet edildiği zaman İşte hani yine Hümeze suresinde söylendiği gibi kaş göz hareketleri, mimikler gıybet sayılmıyor günümüzde. Fakat bu da Allah muhafaza gıybetin yine belli bir derecesidir belki o da. Belki çok daha korkunçtur aslında. Çünkü, hocam korkunç ama insanlar... Taklit o kişiyi alaya götürüyor. Ama o kişiyi beğenmeme, o kişiyle alaydır. Ve Hümeze suresinde bildiğiniz gibi orada azabın en korkunç olanları olanı sayılıyor. Ve biraz önce cehennemi tarif ettiniz ya, ya da Allah Teala'nın sözleriyle tarif ettik.
Hümeze nedir? Hümeze Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir. Yani o kadar kötü bir azap şekli Allah Teala tasvir ediyor bize. Çünkü o insanlar Allah'ın yüksek yarattığı, yüce yarattığı o değerli varlığı yerle bir, onurunu yerle bir ettikleri için Allah Teala da onları ahirette utandıracaktır. Ve azabın en çirkin olanına yani ucu sadece kişiye dayanmıyor, ucu Allah'a da dayanıyor. Yani Allah'ın yarattığıyla dalga geçmek oluyor. Hani başında dedik ya, insan bir eşref-i mahluk olarak yaratılmıştır. Kainatın en şereflisi olarak yaratılmıştır. Fakat sizler veya bizler o kişiyle dalga geçtiğimiz zaman fiziksel olarak veya başka bir fıtrat olarak dalga geçtiğimiz zaman, hani hocam fiziksel olarak diyorum, fiziksel olarak dalga geçtiğimiz zaman işte hani biraz önce uyarıda bulundu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, ya Ayşe sen ne yapıyorsun, hani bu kadının boyu ne kadar kısadır dediği zaman, yani o kişi de isterdi çok güzel olsun da, şey fidan gibi olsun, dünya güzeli olsun, ama Allah-u Teala'nın farklı farklı yarattığı kişilerden biridir. Tabii. Yani gıybet... Huylarıyla da dalga geçebiliyoruz. Zaten hocam İmam Gazali onu şöyle sıralamıştır. Benim çok hoşuma gitmiştir. Gıybeti 5 ana bölümde topluyor. Birincisi diyor fiziki olarak. Fiziki olarak hani başında da söylediğimiz gibi Hazreti Ayşe içeriye geldiği zaman kadının içeriye geldiği zaman Hazreti Ayşe'nin ona boyuna kadar şey, ki o çok büyük ithamlar değildi. İşte ay işte bunun burnu nasıldı, bunun kafası nasıldı, bunun eli nasıldı deyip de fizik olarak dalga geçmek, gıybetlerin, gıybetin yine belli bir bölümüne girmekte. İkinci sınıf olarak da ahlak ve karakter olarak. İşte şu kişinin ahlakı ne kadar kötüdür, şu ne kadar huysuzdur, ne kadar tembeldir, ne kadar böyle çok böyle huyuyla, fıtratıyla alakalı olarak konuşmak da yine gıybet sayılıyor. Üçüncü grup insanlar dini konularda dalga geçilmesi. Allah muhafaza, yine bu da gıybetin içine giriyor. İşte namaz kılıyor ama oruç tutmuyor. Bana ne? Yani Allah'ın affedeceği bile... Belki onu uyarabiliriz ama bu noktada hani... Onu uyarmamız gereken noktalarda onu uyarmamız gerekiyor. Hocam uyarmak illa ki. İşte eğer kardeşimizin eksik bir tarafı varsa, hı hı, onu o bizim vazifemiz. Evet. Çünkü kardeştir. Yani insan kardeşinin kötülüğünü ister mi? Aslında bizim en temel problemimiz biz o Peygamber Efendimizin çizdiği tablo ya da Allah Teala'nın ayet-i kerimede müminler iç içe geçmiş tuğlalar gibidirler. O ruha ulaşamadık. Evet. Belki o ruha ulaşamadığımız için o kardeş olduğumuzun bilincine varamıyoruz. O içten bir sevgi duyamıyoruz kardeşlerimize. Tanısak da tanımasak da biz kardeşiz. Bütün müminler kardeştir. O yüzden işte Allah Teala bütün müminlerin kardeş olduğunu söylüyor ve dedikodusunu yaptığımız insan kıskanmıyor olsak da, bizi sevmiyor olsa da, her ne olsa da, ne diyor Allah Teala? Hiçbiriniz ölmüş olan kardeşimizin etini yemek ister mi? Onun kardeşimiz olduğunu orada da ifade ederek bizi bilinç oluşturuyor aslında Allah Teala. Yani o kardeş olduğumuzun bilincine ulaşmak birçok problemi halledecektir. Ama biz hep kendimizi farklı algılıyoruz. O bencillik duygusu. Ve belki Kur'an'dan uzak olmamız, belki Allah'ın Resulü'nün sünnetinden uzak olmamız, onun o oluşturmak istediği toplumun şuuruna varmamış olmamız bizi bu tür davranışlara sürüklüyor. Ama hocam böyle düşünürsek herhalde biraz daha toparlanmış oluruz. Hani Allah-u Teala diyor ya, sen dünyadayken bir arkadaşının, bir dostunun, bir insanın kusurunu, ayıbını örtersen biz de senin kusurunu hem bu dünyada hem de ahirette örteriz. Evet, evet. Hem hani diyor ya, sizler aşağıdakilere merhamet edin ki göktekiler de sizlere merhamet etsin. Yani bizler bu anlamda birazcık daha çaba gösterirsek, çünkü ben hayatımı onu distur etmişim. Hani insanoğluyuz, bazen tam ağzımıza gelecekken hadi ben onu saklayayım, zor bir durumumda, zor bir anımda Allah'ım da benim kusurumu, ayıbımı örtsün diye. Yani böyle düşüneceğimiz zaman, empati kuracağımız zaman, zaten en güzel hareket etmek empatiden kaynaklanıyor. Hoşlanacağınız şeyleri yapın, karşıdaki kişinin hoşlanmayacağı şeylerden sakının. Yani hocam şu Gazali'nin sınıflandırmasını hemen kısa bir şekilde inmek istiyorum. Hani dünyevi konularda gıybet etmek, işte falan falan kişi çok uyur, çok yer,
çok gezer. Yine bana ne? Evet, ahlakından. Kesinlikle yani hani siz az önce dediniz ya uyarı, tamam uyarı getiririm ama bizler uyarının dışında arkadaşının yine gizli kusurlarını görüp tecessüs edip etrafı yaymayı seviyoruz fıtrat olarak. Evet. Bunu niçin yapıyormuşuz hocam? Bilim adamları araştırıyorlar. Bunu yapmakla o insanın bazı hale getirip kendimizi daha bir psikolojik bir baskı yani kendimizi daha bir üste çıkarmak. İşte bak falan şöyle ama bak ben böyleyim. Evet, yani yetersizliğini başkasının yetersizliğiyle örtbas etmeye çalışmak. Zaten az önce de hani söyledik ya büyük adamların, şerefli, asil insanların yapacağı bir davranış değildir gıybet. Evet. Ve devamında son şıkkımız kılık kıyafetiyle dalga geçmesi. Hiç kıymeti bilmiyorum. Kadın zevki böyle, benimsi böyle. Ya onunla dikkat etmek zorunda değil. Allah-u Teala o kadar fırkalar yapmış ki hiç kimseye ten olarak, tip olarak benzemez. Giyim olarak yani bugün bir asıl bak olursa herkesin giyiminden tutun da davranışı bunu da eleştirmek yine gıybet arasına giriyor. Yani az önceki şu maddelerden sonra şeyi söylemek istiyorum. Bundan sonra yine Peygamber Efendimizin hadis-i şerifini söylemek herhalde yeridir. Yine mümin kimdir diye sorulduğunda mümin elinden dilinden zarar görmeyen kişidir diyor Peygamber yani, Efendimiz Aleyhisselam. Yani şöyle demek ki mümin güven verecek etrafına. Evet. Yani siz onun yanında bir şey konuştuğunuz zaman acaba bu bunu nasıl anladı? Arkasından gidip konuşacak mı? Diye bir tereddüte girmeyeceksiniz. Mümin ne güveneceksiniz? Yani mümin toplulukta nedir? Emniyet veren bir topluluktur. Birbirine güvenilen, güven veren topluluktur. Böyle bir toplulukta mutluluk, kardeş, huzur olur. Ve böyle bir toplulukta yaşamak insana mutluluk verir, haz verir. İnşallah böyle bir toplumu inşa etmek için bizim de çabamız olsun diyelim. Biraz önce söylediğiniz hani ne gıybet nedir, ne değildir sınırlarını çizmek için söylediniz. Arkası bir kişi gıybet edilen ortamda bulunmak da gıybettir. Çünkü Peygamber Efendimiz bunu kendisi bizzat belirtiyor. Diyor ki gıybet edilen de yani edilen ortamda bulunan kişi de dilsiz şeytan olmuş oluyor. Yani hani biraz önce dediniz ya imanın en zayıf derecesi yapılan bir kötülüğü gördüğünüz zaman onu kalbinden işte ondan nefret etmek. Eğer o da yoksa iman yoktur demektir. Evet. Ki biz genellikle dedikoduyu bununla çok bağdaştırmıyoruz. Dedikodu yapıldığı zaman hani şeytan bir insanların ağzına bal bir parmak bal çalarmış. Çok zevk alırmış insanlar dedikodu yapmaktan. İşte o zevk almak aslında hani biraz önce dediniz ya işte yani kalben buğz etmemiz lazım, nefret etmemiz lazım ama bunu bile yapamıyoruz. Zaten bunu yaparsak aslında bir süre sonra dedikodudan uzaklaşacağız. İşte yabancı gelecek bize. Evet. Hani dediniz ya şeytan bal sürüyor. Zaten devamında bir şey daha vardı. Ben de onu eklemek istiyorum. Hazreti Musa bir gün yolda yürürken iblisle karşılaşıyor. İblisin bir elinde bal, bir elinde kül. Merak ediyor Allah'ın düşmanı diyor. Bal nedir, kül nedir? Merak ediyor sebebini. Bu balı duyuyor. Gıybet edenler gıybet ettikçe edese daha bir etmeleri için daha böyle hoşlarına gitsin diye bu balı ağızlarına sürüyorum daha bir hoşlarına gidiyor ta ki uç noktaya gelene kadar artık böyle iş çığırından çıkana kadar yapası geliyor yani gıybet gerçekten öyle bir hastalık ve sonu da hep şeyle bitiyor kötü bitiyor ya tartışmayla ya kötü bir hüsranla bitiyor yani deneyelim gerçekten biraz rahatlıyorlar o gıybet edenler öyle sarılıyor öyle gibi duruyorlar ama aslında ruhen büyük bir baskı altına giriyorlar çöküntü içeri çünkü her işlediğimiz günah aslında bizim ruhumuzu baskı altına alır yani biz farkına varmasak da aslında o kötü şeyler enerjiler bizi baskı altına alır ve biz ruhen çürürüz evet. Yok oluruz yani hani bedenen belki canlı durabiliriz ama ruhumuz çürür. Her bir yaptığımız günah aslında bize buna mal olur. Evet. O külü de dışlarına döküyor. Hayır külü de şöyle hocam külü de diyor ki yetimin, öksüzün, zavallının yüzüne gözüne sürüyorum ki insanlar onu hakir görsün, zavallı görsün. Bakın bir yandan günahı sevdirirken sevabı da ne kadar insanlara kötü bir şekle sokturuyor ki çünkü hani biliyorsunuz yetimin başını okşamak ne kadar sevapsa
yetimi üzmek de bir o kadar günahtır. Hani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, bir yetime, gerçi konumuz o değil de ben ikisinin arasındaki o şeyi söylemek istiyorum, yakın bağları anlatmak istiyorum. Hani şey, yetime bir kızgınlık veya bir kalbi kırıldığı zaman diyor ki, eğer konuşabilse dağlar bile yerinden kopacaktır o derecede. Yani şeytan burada bize ne yapıyor? Gıybeti öyle bir cazip hale getiriyor ki, öyle güzel bir hale getiriyor ki bizler de yaptıkça yapasımız gelir. Hani hocam çok bilindik bir şey vardır. Hasan Basri diyor ki, gıybet etmeniz elzem olsa, yani gerekli olsa anne babanızın gıybetini yapınız. Çünkü en azından o dünyada onlara sevaplarınızı verirsiniz, onların günahlarını biraz yüklenirsiniz diyor. Hani yine Hasan Basri Hazretleri'nin bir gün bir adam geliyor, işte falan kişi sizin gıybetinizi yaptı, sizi konuştu, hemen ona laf taşıyor. Hasan Basri Hazretleri kızacağını orada yüzü tebessüm haline giriyor. Hemen evinde bir tabak hurma var ve hemen o tabak hurmayı götürüp onu gıybet edenlere veriyor. Kusura bakmayın, sizler bana çok büyük hediyeler verdiniz. Fakat benim evimde ancak bu vardı, ben bunu size sunabiliyorum diyor. Yani gıybet eden, edilen. Artık bu aradaki farkı hesap edelim, evet, düşünelim. Hasan-ı Basri Hazretleri'nin yaptığı çok önemli böyle bir ince bir olay var. Onları güzel bir şekilde aslında uyarmış oluyor. Yani siz benim gıybetimi yaparak bana zarar vermediniz aslında. Bana menfaat verdiniz, siz zarar ettiniz diye onları uyarmış oluyor. Bu uyarının çok güzel bir şeklidir. Evet. Bir daha o kişi o kişinin dedikodusunu yapar mı sizce? Böyle davranılan bir kişi. Yani hani biraz önce dediniz ya, uyarının en güzelini yapmamız gerekir. Evet, evet. Bu da uyarının güzellerinden birisidir. Çünkü biz kardeşlerimizi genellikle dedikodu yapılınca biz şöyle düşünürüz, küplere bineriz, o kişiye nefret duymaya başlarız, biz de onun dedikodusunu yapmaya başlarız. Ve deriz ki adeta sanki bu bizi onun dedikodusunu yapmamız için bir hani bir sebep teşkil ediyormuş gibi düşünürüz. Halbuki bizim dedikodumuzun yapılması bizim de yapabileceğimiz anlamına gelmez. Evet. O kendi günahından sorumludur, biz de kendi günahımızdan sorumluyuz. Eğer onu uyarabiliyorsak uyarmamız lazım. Uyaramıyorsak da biz onun dedikodusunu yaparak biz de onun derecesine düşemeyiz. Bu ayrımları çok iyi yapmamız lazım. Yani bizim dedikodumuzu yapmak kıyameti koparmaz. Dolayısıyla biz hep kendi açımızdan düşünüyoruz. Birinin dedikodumuzu yapması bizi o kadar çok müthiş şey yapıyor ki, dehşete düşürüyor ki, işte ona verip veriştiririz. Ama biz birilerinin dedikodusunu yapınca hiç bunlar aklımıza gelmez. Evet. Halbuki biz kendimizi onun yerine koymayız. Hı hı. Dolayısıyla bu ayrımları çok iyi yapmamız lazım. Eğer vaktimiz varsa, dedikodu yaptıysak farz edelim. Hani biz bu ayetleri okuduk. Hocam vaktimiz bitti sayılır ama kısa ama bir toparlama bazında yapalım. Farz edelim, dedikodu yaptık. Hani Allah Teala bir tövbe edin. Yani hiçbir zaman Allah Teala bizi çıkmaza sokmuyor. Hiçbir noktada. Daima bir çözüm önerisi sunar bize Allah Teala. Burada da bir çözüm önerisi vardır. Yani dedikodu yaptıysak eğer bugüne kadar hep yaptıysak ve yapmış olma ihtimalimiz çok çok yüksek. Ne yapacağız? Tövbe edeceğiz. Alimlerimiz tabii ki hani burada kul hakkı devreye girdiği için tövbenin daha farklı aşamalarının olduğunu söylüyorlar. Fakat kalben pişman olmak çok büyük bir aşamadır. Çünkü eğer biz kalben pişman olduysak, bu ayetleri eğer hatırlarsak zaten pişman olmamamız mümkün değil. Aslında ben hep bunu söylüyorum. Bizim bu alışkanlıklardan kurtulmamamızın en büyük sebebi ayetlerle kendimizi uyarmamızdır. Yani birilerinin sözleriyle uyardığımız zaman o geçici oluyor, onun etkisi. Çok da fazla etkili olmuyor. Mesela ben size dediğimiz zaman, sen şu anda dedikodu yapıyorsun, halbuki bu haramdır, haram kılınmıştır dediğim zaman, o anda belki sizi alıkoyar ama daha sonra tekrar o hareketi yapmaya devam edebilirsiniz. Ama eğer ben size direkt olarak Allah Teala şöyle buyuruyor, bak birbirinizin dedikodusunu yapmayın, hiçbiriniz ölmüş olan kardeşinizin etini yemek ister mi şu anda? Tiksindiniz değil mi? Şu anda sen o kardeşinin etini yemiş oluyorsun dediğim zaman Allah'ın ayetleriyle sizi uyardığım için siz de hemen kendinizi o
moda sokmuş oluyorsunuz ve tabii ki daha kolay kendinizi bu yasaklanmış fiilden alıkoyabiliyorsunuz. Hocam hani az önce şey dediniz, orada bir ekleme yapabilir miyim? Hani gıybet ettiğimiz kişi için Allah'tan af dilemek dediniz. Bir de hocam şöyle deniliyor, yine büyük alimlerimiz şöyle buyuruyor. Gıybet ettiğiniz kişiyi de, yani kişiyi bulamıyorsanız veya o kişi vefat etmişse, helallik alamıyorsanız en büyük tövbelerden biri de dua ettiğiniz zaman onun içinde af-ı mağfirette bulunmak, onun yine kendi ruhuna, ölmüşlerinin ruhuna yine Kur'an-ı Kerim okumak, bunlar da yine helalleşmek kadar olmazsa bile inşallah o yaptığı affına mazhar. Çünkü hani Allah-u Teala buyuruyor ya, kulun bir günah işlediği zaman, affını istediği zaman ben veririm diyor. Eğer fırsatımız varsa, helalleşme gibi bir güzellik varsa helalleşelim. Ama yok, o fırsat elimizden gitmişse, eğer o kişi vefat etmişse veya artık o kişiyi bulamıyorsak onun için de dua edip onu da dualarımıza katmamız en büyük katkı olacaktır deniliyor. Evet. Şimdi birincisi çok fazla işte bu ayeti iyice ezberleyeceğiz ve içimize işleteceğiz. Başta da dediğim gibi hayal edeceğiz o kişinin öldüğünü ve o kişinin etini yediğimizi hayal edeceğiz. Bu kalbi pişmanlık ilk aşamadır. Çünkü her pişman oldukça o günahtan biraz daha, o fiilden biraz daha uzaklaşmış oluruz. Diyelim ki ben bugün iki defa dedikodu yaptım ama her seferinde pişman oldum ve tövbe ettim. Belki yarın bir kere yapacağım. Belki ertesi gün hiç yapmayacağım. Belki üç günde bir yapacağım. Belki daha sonra beş günde bir yapacağım. Belki daha sonra çok daha o zaman aralıkları uzayacak. O yüzden de hani yaptığımız zaman önemli olan o kalp pişmanlığını duymak. Evet. Onu duyduğumuz zaman bu iyi bir şey işarettir. Daha sonra dediğiniz gibi yaptıktan sonra kendiniz için ve kardeşiniz için af dilemek. Rabbim beni de dedikodusunu yaptığımı kardeşimi de affet diyebilmek. Eğer daha kötü bir sonuç vermeyecekse direkt gidip ona ben senin hakkında şunları söyledim diyebilmek. Yumuşak bir dille anlatabiliriz. Yanlış yaptım, yanlış hata yaptım. Bu konuda çok soru geliyor bize. Hocam işte ben yaptım ama artık yapmayacağıma söz verdim. Fakat bir kere yaptım. Gidip söylediğim zaman o kişi işte bu anlayışta değil. Beni anlayamaz. İşte daha fazla bana düşmanlık yapar. Daha çok işte benim arkamdan gidip daha belki konuşacak. Daha çok düşmanlığımız daha fazla artacak. Böyle endişeler var. Eğer böyle endişeler varsa o zaman söylememek, hani kar zarar hesabını yapmamız lazım. Eğer kardeşlik daha fazla zedelenecekse o zaman arkasından onun güzel hasletlerini söylemek belki onu hani bertaraf edecektir. Çünkü Allah Teala ne diyor? Bir kötülük işlediğiniz zaman arkasından bir iyilik yapın ki Allah Teala kötülükleri iyiliklerle giderir. Yani bu çok önemli bir düsturdur. Eğer o kötülüğü gitmesini istiyorsak o kardeşimizin arkasından güzel, ama arkasından güzel davranışlarını, güzel hasletlerini söyleyeceğiz ki o onu gidersin inşallah. Evet, belki o kardeşimiz de bunları duyacak ve bize olan muhabbeti artacak. Bizim de olan ona muhabbetimiz artacak. Hatta alimlerimiz kıskandığımız kişiyi sevebilmemiz için, çünkü Allah Teala mümini sevmemesine de rıza göstermiyor. Çünkü duada şöyle söylememizi istiyor Allah Teala. Rabbim hiçbir mümine karşı içimizde kin bırakma. Yani çünkü mümin kardeşimize duyduğumuz kin kardeşliği zedeler. Onun için de sevmediğimiz müminlerin arkasından dua etmek, gıyabında ona dua etmek ve gıyabında onun güzel özelliklerini yad etmek onu sevmemizi doğurur. Yani o kıskançlığımızın gitmesine, düşmanlığımızın gitmesine, yerine sevgi gelmesine sebep olur. Evet. Belki onun da bizi sevmesine sebep olur. Onun için hani bu İslam'da kardeşliği yok eden bütün bu davranışları bertaraf edip yerine İslam kardeşliğini tesis edecek şekilde davranmamız elzemdir. Biraz önce de dediğimiz gibi işte gerçekten eğer dedikodusunu yapmışsak dua etmek, onun için hayır duasında bulunmak, ölmüş de olsa, sağlıklı da olsa bütün bunları yapmak
bizim onları sevmemizi, onların da bizi sevmemizi getirecektir arkadaşlarla. Hocam ağzınıza sağlık. Gerçekten çok güzel bazı konular oldu ama. Oldu ama inşallah onu da başka bir programda tekrar ele alırız. Çünkü gerçekten sanıyorum halkımızın da bu konuda çok duyarlı olduğunu, hepimizin gıybet konusunda biraz zaaflarımıza yenik düştüğümüzün farkındayım. Fakat hocam az önce söylediniz ya, bu konuyu biraz araştırırken, biraz böyle ayetlere falan bakarken emin olun, benim gıybet şeyim biraz daha hani bazen böyle tam dilimize gelecekken bunu biz aile içinde de yaymaya çalışıyoruz inşallah. Zaten en çok ailede. Evet, tam böyle konuşacakken hemen şey yapıyorum, yutmaya çalışıyorum. Hani yazımızda da söyledik ya, yutalım o an ağzımıza, dilimize gelenleri yutalım. Evet. Gerçekten bu ara onu yaymaya çalışıyoruz. İnşallah dediğiniz gibi yavaş yavaş bunu, gıybet denen bir şey ortada kalmasın. Yani hocam, kimse gıybetin önüne geçmenin yollarından birisi de bilgidir. Hani dediğiniz gibi bilgi sahibi olduğumuz zaman o şeyi daha çok bırakma olasılığınız daha yüksek olur. İkincisi de bize neye mal olacağını düşünmek, hayal etmek. Bir de hocam, ben işte ahirete gidince bu bana neye mal olacak diye düşünmek. Bu genellikleri sevmediğimiz kişilerin gıybetini yaparız. Onların günahını yükleniriz. Ve biz onların karşısında aslında küçük duruma düşebilir ahirette. Evet, evet. Bunları düşünmek çok önemli bir şey de, önlem de şudur, kendimizi doldurmak. Çünkü boşluktan bunu yaparız. Evet hocam, yani her anlamda, yani işte ben şuraya geldim, bu noktaya geldim, tamam bitti benim için. Bitti. Hani memur anlayışı, belli bir maaşım var, tamam bitti. Hayır, hayat devamlı. Hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ya, ilim beşikten mezara kadardır. Yani bizler de kendimizi her an öyle ilimle, bilgiyle doldurmaya çalıştığımız zaman, güzel oturup bir kitap okumak varken, yani gerçekten o yazımızın başında dendiği gibi akıl sahibi insanların yapacağı şey değildir. En azından yani ben oturup o insanı çekiştireceğime, ne kadar bir basitlik değil mi? Onu çekiştireceğime oturup ya bir Kur'an'ımı, ya bir cevşenimi, ya bir kitabımı, ya güzel bir programımı, ya güzel bir aile muhabbetini oluştursam çok daha güzel, çok daha içim huzurlu olacaktır. İnşallah bu programla beraber bizi dinleyenler de inşallah gıybeti hemen çıkaramazsak bile, ki inşallah hemen çıkaralım. Çünkü günahın şeyi dolacaktır, söyler misiniz? Günah heybemiz dolacaktır. Evet. Bir an önce onu bırakıp bir kenara daha ciddi şeylerle ya uğraşmaya bakalım. Ya, genelde hani arkadaşlar birbirlerinin yanına gittikleri zaman dedikodu yaparlar. İşte komşular bir araya geldikleri zaman dedikodu yaparlar. Bunu önlemenin yollarından birisi, mesela eğer sık sık komşular bir araya geliyorsak ve bu dedikoduya doğru kayıyorsa bu konuşmalarımız, komşular arasında bir sohbet düzenleyebiliriz. Hem böylece komşular sık sık birbirini görecek, hem de dini yönden birbirimizi uyarma şansına sahip olacağız. Doğacaktır. Yani böylece ne olacak? İşte hani dolu olacağız. Belki çocuk eğitiminden konuşacağız, bir hadis ezberleyeceğiz, bir ayet ezberleyeceğiz. Bu bizi alıkoyacak. Ama boş olan insanlar konuşma ihtiyacı duyuyor. Her insan konuşma ihtiyacı duyar. Yani biz şimdi sizinle bu konuyu konuşmasak, şu bir saat içerisinde başka bir konu konuşacaktık. Evet. Muhakkak bir şeyler konuşacaktık. Ama şey gibi olalım hocam, Hazreti Ebu Bekir gibi olalım değil mi? Hani dilinin altına taş koyup da tam çıkaracağı zaman tekrar yerine koyması gibi. Lüzumlu değil ki, şu an benim konuşmam çok da fayda sağlamayacak deyip taşını tekrar yerine ama koyması işte gibi. Lüzumlu konuşacaksak elbette çok çok, yani etrafa faydalı olacaksak, ama lüzumsuz konuşacaksak hiç konuşmamamız zaten daha hayırlıdır. Dikkat eder misiniz? Dedikodu genelde cahil toplumlarda çok daha yaygındır. Eğer kitap okuyan, ayet bilen, Peygamber Efendimiz'in hayatını kendine düstur edinmeye gayret eden, her gün hani Peygamber Efendimiz'in şu düsturunu kendine ilke edinen, bir günü bir gününe eşit olmamalı bir Müslüman. Bunu kendine düstur edinirse bir kişi, o dedikodu yapsın ki her gün öğrenmeye gayret edecek. Kendisi için dilimizin daha güzellik öğrenmek vardır. Evet, dilimizin daha güzellik. Çünkü merak bizim fıtratımızda var. Hı hı. O merakı biz yanlış yönden alıp doğru yere kanalize etme durumundayız. Evet. Aksi halde hüsrana uğrama içten bile değil. Evet. Allah Teala bizi inşallah sürekli hakikat peşinde koşan ve her gün kendini biraz daha yenileyen, kendini biraz daha
toparlayan istediği noktaya doğru taşıyan insanlardan etsin. İnşallah. Çok teşekkür ederiz hocam. İnşallah Allah başka bir programda, başka bir konuyla tekrar beraber oluruz diyorum. İnşallah. Ayaklarınıza sağlık. Programı ben küçük bir duayla bitirmek istiyorum. İnşallah. Evet. Ya Rabbi, gönlümüz ve dilimiz ilahi hikmet ve esrarına malkes bir ayna olsun. Oradan bütün mahlukatına karşı şefkat, merhamet, lütuf, af, güzellik ve ihsanlar yayılsın. Bizi dünya hayatını ziyana uğratıp ahiret müflisi haline gelmiş kullarından eyleme. Amin diyoruz. Evet sevgili seyirciler, bugün sizlerle beraber gıybet konusunu işlemeye çalıştık. İnşallah bütün halkımız adına faydalı olmuştur. Başka bir programda, başka bir konuyla tekrar beraber olmak dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.